Günün en önemli haberlerinden birinde sıra. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4 yaşındaki Saliha Çakır nar yedikten hemen sonra hayatını kaybetmişti 2 yıl önce. 2 yılların ardından minik Saliha'nın ölüm sebebinin tarım ilacı olduğu ortaya çıktı. Tabii bu haberin ardından hepimizin aklına aynı soru geldi, bizim de. Acaba şifa olsun diye tükettiğimiz bu meyvelerin içinde hayatımızı tehdit edebilecek düzeyde zehir de olabiliyor. Adli tıp raporunda kızımın zehirlenmesi, nardaki kimyasal ilaçtan olduğu kesinleşti. Çatlamaması için ilaç sıkıyorlarmış hasattan belli bir süre önce. İşte o ilaç 4 yaşındaki Saliha Çakır'ı hayattan kopardı. Yedikleri nar yüzünden Çakır ailesinin 5 üyesi ölümden döndü ama minik Saliha kurtulamadı. 4 yaşındaki Saliha Çakır bundan 2 yıl önce yediği nar sonrası hayatını kaybetmişti. Ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. 2 yıl sonrasında adli tıp raporu ortaya çıktı ve küçük Saliha'nın hayatını yediği narda kalan tarımsal ilaç atıklarından dolayı kaybettiği belirlendi. Sanıyorum gözeneklerden içeri girdi. O tarımsal ilaç içerideki narın tanelerine bulaştı demek ki. Tehlike yalnızca narda değil, sofraya gelen tüm sebze ve meyvelerde. Çünkü hepsi ilaçlanıyor. Zararlı etkileri ise yıllar sonra farklı hastalıklar şeklinde ortaya çıkabiliyor. Narı bugün ilaçladık, hemen hasat ettik ve insanlar tüketti. Zehirlenme ihtimali çok fazla. O ilacın bir yararlanma süresi veya etki süresi vardır. Bir 10-15 gün sonra hasat edilmelidir. İçi kırmızı çıkmak için daha neler neler yapıyorlar. Böyle parlak mal istiyorum diyor. Halbuki bunlar bundan iyi. Tarım ilacının zehirli etkilerinden korunmanın yoluysa basit. Meyve sebzeleri iyice yıkayıp bir süre suda bekletmek. Ancak yıkarken sabun, deterjan gibi başka kimyasallar da kullanmamak gerekiyor. Tuzlu, karbonatlı veya sirkeli suyla yıkamak da etkili olabilir. Sirkeli su yöntemi her meyvede uygulanamıyor. Yoğun kullanılması gerektiğinden bazı meyvelerin tadını değiştirebiliyor. Önce biraz balkonda bekletiyorum. Güzelce yıkayıp biraz sirkeli suya koyuyorum. Sonra normal bir suyla yıkayıp kurulayıp öyle saklıyorum. Meyve sebzeleri nasıl yıkıyorsunuz? Küçük bir çocuğunuz da var. Benim bir küçük çocuğum daha var. O yüzden çok özen gösteremiyorum. Kabuklu meyveleri soymak da bir yöntem. Ama nar gibi meyvelerin içinin de yıkanması gerekiyor. Nar tanelerin de yine bir suyla iyice yıkanıp biraz bekletip yıkanması lazım. Domatesi de ekeldik bir keresinde. Eşim suda bekletiyor uzun süre onu. Kabuğun da beyazımsı. Genellikle yeşillikleri hani sirkeli veya karbonatlı suda bekletiyoruz. Bu saatten sonra nar yerken ne yapmak lazım? Dışını da artık yıkayacağız yani. Tarım ilacı zehirlenme belirtilerinin başında geçmeyen baş ağrısı, baş dönmesi, terleme, halsizlik, ateş ve kusma geliyor.